Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin bundan sonra normalleşmesinin de ötesinde seyredeceğini açıklayan Erdoğan, yeni bir süreç başlıyor, hayırlı olsun ifadesini kullandı. Türkiye ile daha da yakınlaşacaklarını söyleyen Putin ise ortak işbirliğine dönüyoruz dedi. Suriye meselesinin çözümü konusunda Erdoğan'la aynı fikirde olduğunu vurguladı. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Az önce dedik ya, bu memleketin 100 senedir bitmeyen iki meselesi var. Nedir abi? Terör, PKK, bunlar halledilir. Bunlar yani terör, PKK nedir ki bunlar? Yani? Bunlar halledilir. 100 senedir bitmeyen iki mesele var. Biri Fenerbahçe'nin hali, biri CHP'nin hali. Yani öyle ya, yani muhabbetin iki temel sorusu vardır. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Yani kim gelirse gelsin, Ali Şen de gelse, Aziz Yıldırım da gelse, ben de Ali Koç da gelse, Ali Koç mu geliyor? Gelsin. Ali Koç mu gelsin? Valla. Daha mı iyi olur? Aziz Yıldırım'ın nesi var? Olmuyor. Peki tamam. Ali Koç da gelse. Söyleyeyim. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali muhabbeti bitmez. Bir de İnönü de gelse, Baykal da gelse, Altan Öğmen de gelse, efendim Erdal İnönü de gelse, kaç tane İnönü saydım? Çok iyi saydın değil mi? Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da gelse bitmeyen soru ne olacak bu CHP'nin hali? Çek abi şunu. Şu hale bak. Dün Fikri Sağlar biliyorsunuz şeye konuştu. Akşama konuştu. Sen onu çekerken ben senin önüne tak diye şu haberi koyacağım. Sen çekmeye devam ederken senin isticamın bozulmamış olacak. Fikri Sağlar dedi ki özetle herkesi tek adam mek adam falan diye suçluyorsunuz ama asıl tek adamın nerede olduğunu gördük. Oturduğun koltuğundan kalkmıyorsun dedi. Asıl tek adam Kılıçdaroğlu. Yani paradoks, nasıl söyleyeyim ben size, yani bir fasit daire düşünün. Fikri Sağlar'ın yapmış olduğu suçlamanın muhtevası, mahiyeti, Kılıçdaroğlu tek adamdır. Başka sese izin vermez. Bak, suçlama bu. Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu'nun tek adam olduğunu söylüyor. Aykırı sese izin vermeyeceğini söylüyor. El cevap. Kılıçdaroğlu kürsüye çıkıyor ve diyor ki içeride muhalefet hareketi başlatanı partiden kovarım. 1-0. Fikri Sağlar haklıymış. 2. Fikri Sağlar'ın açıklamasını bir daha hatırlatalım. Kılıçdaroğlu tek adamlık yapıyor. İçeride başka sese izin vermiyor. El cevap. Selin Sayıkböke çıktı. Fikri Sağlar hakkında disiplin işlemini başlattık. Evet, adam haklı çıktı. 2-0 yani bak. Fikri Sağlar diyor ki tek adam, yani CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partide tek adam gibi davranıyor. Farklı sese izin vermiyor diyor. Aynı gün Kılıçdaroğlu kürsüye çıkıyor. Muhalefet edeni partiden kovarım diyor. Aynı gün Fikri Sağlar tek adamlık suçlaması yaptığı için disipline sevk ediliyor, kovulmak için partiden. Adam haklıymış demek ki. Bayağı haklıymış yani. Şimdi gelelim Güneş'e. Ve Kemal kılıcı çekti. CHP savaş alanı. Fikri Sağlar disipline sevk edildi. Muhalifleri parti içi mücadeleye imkan vermem, gerekirse partiden kovarım diyerek tehdit eden Kılıçdaroğlu ilk somut adımı attı. Muhalif kanadın önemli isimlerinden biri olan Fikri Sağlar, 8 seçim kaybetmesine rağmen istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na tek adam dediği gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Ve böylece Kemal Kılıçdaroğlu tek adam olmadığını gösterdi. Disiplin üyeleriyle beraber 3 ya da 4 adam var. Muhtemelen. Ben tek adam değilim. Biz arkadaşlarla beraber sevk ediyoruz sizi disipline. Demek ki ben 3 adam falanım. 3 ya da 4 adam. Vay arkadaş ya. Demokrat, sosyal demokrat. Parti içi demokrasiye açık. İçeride işte tamamen hür ve demokratik bir biçimde fikirlerini ifade eden arkadaşlar var. Kılıç elimizde takır takır kelle alıyoruz ama. Yani sen fikirlerini söyleyebilirsin. Fakat bu senin söylediğin fikirler benim senin kelleni alana kadar ancak söyleyebilirsin. Ve senin kelleni aldığında bu iş bitiyor. Rest'in büyüğünü Baykal çekti. Rest'in büyüğünü Baykal çekti. Baykal
Dedi ki, geliyor musun kardeşim? Sen 2019'da Cumhurbaşkanı adayı oluyor musun kardeşim? Oluyorsan hep beraber senin Cumhurbaşkanı adaylığını destekleyelim. Olmuyorsan bir an evvel kenara çekil de biz de işimize bakalım. Deniz Baykal'ın resti, açık söylemek gerekirse Kemal Kılıçdaroğlu'nu aslına bakarsanız istifaya davet etmekten başka bir şey değildir.